Efendim hoş geldiniz. Gündem Özel'de bugün konuğumuz kalp cerrahı operatör doktor Bülent Polat. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Nasılsınız? Siz korona ile ilgili nasıl tedbirler alıyorsunuz? Evet, çok teşekkürler. Şimdi biz tabii kalp cerrahı olarak çalıştığımız hastanede bir yandan bu korona hastaları ama diğer yandan da kendi branşımızla ilgili olarak kalp ameliyatları söz konusu. İki cephede birlikte devam ediyoruz diyelim. Bu iki cephenin bir arada nasıl ilerlediğini birazdan soracağım size. Evet. İki cephe şöyle aslında gerçekten stresli bir şekilde ilerliyor ama şöyle de güzel bir tarafı var ki bizim hastanenin akciğer doktoru arkadaşlarımız, enfeksiyon doktoru ve iç hastalıklar uzmanları, acil hekimlerimiz neyse ki o ilk planda en ön cephedeki mücadelelerini çok güzel sürdürüyorlar. Bizler biraz daha arka planda onlara destek anlamında, onların işleri başlığından açtığı zaman destek olarak giriyoruz. Bir yandan da tabii COVID hastalarından ayrı olarak kendi branşımızda kalp hastası olan hastalar da var. Kalp ameliyatı gerektiren hastalar da var. Onların da ameliyatlarını yaparak devam ediyoruz ama şurası net ki çok böyle acil olmayan hastaları hepsini erteleme yoluna gittik. 2 hafta sonrasına, 3 hafta sonrasına sadece acil ameliyatları yapalım da bizim yoğun bakımlarımız, yataklarımız daha çok COVID hastaları için stand-by destek olarak kalsın istiyoruz. Peki, kalp hastalığı ve COVID arasında bir bağlantı var mı ya da COVID'in kalp hastalıklarına etkisi nasıldır? Evet, bu çok önemli bir soru. Zaten bu soru şu şekilde de gelebiliyor bize. Yani bir kalp cerrahı olarak nasıl böyle bir COVID dediğimiz bir virüs enfeksiyonuyla ilgili olarak biz konuşuyoruz, fikirlerimizi söylüyoruz. Bu da çok soru olarak geliyor. Sanki sadece enfeksiyon hastalıkları alanıymış gibi düşünülüyor. Ama aslında öyle değil. Çünkü COVID en çok vücutta akciğerler ve kalbi etkiliyor. Çok enteresan bir şekilde iki büyük organımızın, iki hayati... Akciğeri biliyoruz, duyuyoruz ama kalbi çok duymuyoruz. Kalp de çok etkileniyor. İki yönden etkileniyor kalp hocam. Birincisi bu akciğerde yaşanan sorun. Belki biraz sonra onu biraz daha açarız. Bu ARDS dediğimiz akciğer sorunu var. Bu sorundan dolayı oksijenasyon problemi oluyor. Yani kana oksijen geçmesi, dışarıdaki oksijeni alabilme problemi olduğu için vücutta oksijen eksikliği oluyor. Ve bu oksijen eksikliği bütün vücut organlarını etkiler ama da en çok da kalbi etkiler. Kalbin pompa gücünü etkiler hemen. Yani bir zincirleme reaksiyon gibidir. Önce akciğer, arkasından kalp. Ama aynı zamanda bu birinci sebeptir kalbin etkilenmesi için. İkinci önemli sebep de virüs aynı zamanda akciğer alveollerine, o hava kabarcıklarına tutunduğu gibi kalp hücrelerine de tutunuyor. Orayı da çok seviyor ve kalp hücrelerine de o kasılan, pompa yapan kas hücrelerine de zarar veriyor. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin de getirdiği etkiler oluyor ve dolayısıyla kalpte de miyokardit diyoruz ona. Kalp kasları iltihaplanıyor. Kalbi neden seviyor peki virüs? Çünkü virüsün hücre, o da güzel bir soru hakikaten. Virüsün bir hücreye girebilmesi için özel bir molekül var. Hücrelerin zarında bulunan. O moleküle tutunup girmesi gerekiyor. O da ACE2 dediğimiz bir şeydir. Büyük harflerle ACE2 dediğimiz bir enzim molekülü. Buna ayaklarıyla tutunup o şekilde girer hücre içerisine. Şimdi bu ACE2 molekülü akciğer hücrelerinde çok, kalp hücrelerinde ve damar hücrelerinde çok. O yüzden bu molekül olduğu yerlere daha çok seviyor kalp ve akciğeri. Peki bu noktada kalp hastalarının biraz daha kendilerini izole etmeleri, eğer etme şansları varsa daha fazla izole etmeleri gerektiği sonucuna mı varalım? Evet. Zaten bu bahsettiğim gibi miyokardit dediğimiz hadise gerçekleştiğinde yani kalp kas hücreleri iltihaplanıp da ödem ve bir takım disfonksiyon moleküler problemler nedeniyle
kasılamaz hale gelince kalbin performansı %80'lerden %20'lere düşebiliyor. Ve bu ciddi bir kalp yetersizliğiyle aslında COVID'den ölümlerin sebebi oluyor. Önemli oranda sebebi oluyor. Bu yüzden de özellikle kalp hastalığı olanların dediğiniz gibi virüse yakalanma ihtimalleri de bağışıklık sistemleri zayıfladığı için biraz fazla olabiliyor. Ama aynı zamanda virüs hastası olduktan sonra da hastalık çok ağır seyredebilir kalp hastalarında. Yani normal insanla seyrettiğinde çok daha ağır seyredebilir ve o yüzden de kalp hastalarının ilave bir risk olduğunu söylüyoruz. Onların çok daha dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama şu soru hemen geliyor Burcan'ın. Hastalar şunu çok merak ediyorlar. Biz daha evvel işte kalp ameliyatı oldum, bypass ameliyatı oldum, kalp kapaklarında ameliyat oldum ya da stent oldu bana. Acaba risk altında mıyım? Hayır, bunlar risk altında değil. Bunlar normal insan kategorisinde düşünebiliriz. Kimler risk altında peki? Öyle bir tedavi almamış olan, kalp hastası olanlar daha çok risk altında. Çünkü bypass olan, kapak ameliyatı olan ya da stent takılan insanlar artık sağlıklarına kavuşmuş insanlardır. Onların sizlerden, bizlerden farkı yok. Özel bir risk yok onlarda. Ama böyle bir tedaviler yapılmamış, işte kalp yetersizliği olan veya kalp damarlarında tıkanıklık olan insanlar daha fazla risk altında. Bunu da insanlar nasıl algılayabilir? Şöyle algılayabiliyor. Özellikle kalp yetersizliği dediğiniz durum, böyle yol yürürken, merdiven çıkarken çok çabuk yorulma, çok nefes darlığı, tık nefes olma gibi hastalık varsa ya da yine böyle bir efor esnasında göğsüne bir yanma tarzında, ağrı tarzında sıkıntılar geliyorsa bu iki grup insan hakikaten çok dikkat etmeli. Peki hocam bu süreçte bunu nasıl ölçümleyebiliriz? Şimdi yani bu vakte kadar hiç kalp hastalığımız olmadı, bir rahatsızlık da hissetmedik ama bazı ufak tefek saydığınız belirtilerden hissediyoruz kendimizi. Evet, bu çok önemli. Şu anda bu tip hastalarımız hem bir yandan diyoruz ki daha fazla risk altında diyoruz ama bir yandan da bu tip hastalarımız şu anda hastanelerde kendileri için bir teşhis ve tedavi bulma imkanı açısından da bir sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü hastanelerin büyük ölçüde COVID için organize olduğunu ve hastalar daha çok hastalarla bu şekilde yatakların dolduğunu gördüğümüzde bu tip hastalarımız maalesef çok büyük ortada kalıyor, çok büyük sıkıntı çekiyorlar. O yüzden de şimdi tabii bu bir geçiş dönemi yaşandı. Şöyle geçtiğimiz bir 3 hafta bu anlamda bir geçiş dönemi yaşandı. Ama şimdi artık yavaş yavaş bu sıkıntı atlatıldı. Artık bu tip hastalarımız hiç tereddüt etmeden hastanelere başvurabilirler ve kendi kalple ilgili teşhis ve tedavi imkanlarına kavuşabilirler. Çünkü hastaneler de çok güzel organize oldu. O ilk sıkıntılı, heyecanlı ve biraz da panik olan dönemi atlatıldı. Şimdi artık hastanelerin enfeksiyonla ilgili, COVID ile ilgili kısımları ayrıldı. Normal hastalar için olan kısımları daha çok ayrılıyor. Dolayısıyla artık hastalarımız bu tip şikayetler olanlar asla endişe etmeden hastanelere başvurmaları gerekir. Bu güzel ve sevindirici bir haber almış evet. olduk bu şekilde de. Peki doğru. Geçen 3 haftayı genel olarak COVID'le mücadeleye baktığınız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bu da aslında son zamanlarda nereden sosyal medyada yazmak istediğim bir konuydu. Baktığımızda her ne kadar bir şaşkınlık, bir heyecan, bir hatta dediğim gibi panik durumu da olsa da birçok ülkeye göre ki bunlar Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya gibi çok gelişmiş ülkelere göre biz bu işi çok daha yönetebildik diye düşünüyorum. Hem bakanlığın çok iyi organize olması ve hastaneleri çok güzel organize etmesi bir. İkincisi bu iş için kullanılan bazı ilaçlar var. Belki onlara biraz sonra gelebiliriz. Evet, onları soracağız. Çünkü kamuoyunun çok merak ettiği konu bu. Evet. Onları ayrı başlık olarak konuşalım isterseniz. Onları güzelce anlatayım isterim. Ben de anlaşılır bir şekilde. Bu ilaçları da bakanlık herkese ücretsiz bir şekilde testi pozitif çıkan herkese verdi.
Bu çok büyük bir avantaj oldu. Yani hiçbir ülke yapamadı bunu aslında. Bugün Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması oldu ve bu ilaç kullanımlarından zaten bahsetti. Evet. Kendisi de tekrar üzerinde durdu. Evet, biz de bunu sahada çok iyi gözlemledik. Yani testi her pozitif çıkan insan, kimi evine gönderildi eğer hayatta atlatabilecek gibiyse, kimi sıkıntılıysa yatırıldı hastaneye, ama hepsine ilaç tedavileri verildi. Birçok ülkede bunlar çok geciktirildi. İnsanlar ilaca kavuşamadılar. Üçüncü bir faktör, yani hem hastanelerin iyi organize olması, ilaçların verilmesi, bir de bizim hastanelerimiz sayı olarak özellikle İstanbul'da yatak kapasitemiz çok iyiydi. Yoğun bakım yatak sayısı olarak dünyada en iyi, en çok hasta yatak sayısına sahip bir ülkeyiz hakikaten. Çünkü çok özel hastane açılmıştı bizde son yıllarda. O da yatak sayısını çok artırmıştı. Ki biz o zamanlar biraz savurganlık gibi de görüp eleştiriyorduk hasta bu kadar çok hastane açılmasını, ama şu dönemde çok faydalı oldu. Yani enteresan bir şekilde. Özel hastanelerle ilgili yalnız bazı farklı uygulama sorunları yaşadık. Onlara da vaktimiz kalırsa değiniriz. Ücretlendirmeleri konusunda çok tepki aldılar. Çok doğru. Orada bir sıkıntı yaşandı. Fakat şu anda o sıkıntıyı da yine bakanlık bir şekilde çözdü. Artık COVID hastaları ücretsiz olarak bakılacak her hastanede diye. İnşallah bundan sonraki süreçte o yaşanan sıkıntıları bir daha görmeyiz, tanık olmayız. Bir de bizim ülkemizde rahat geçmesinde bir faktör de bu son günlerde konuşulmaya başlandı hocam. Tüberküloz aşısı, BCG aşısı. Yapılanlarda BCG aşısının Bülent Hocam, tüberküloz aşısı sonucu pozitif çıkanlara uygulandı mı? Yok, şöyle. Tüberküloz aşısı, yani çocuklukta, bebeklikte yaptırdığımız BCG aşısı vardı. Şimdi bu BCG aşısının yapılan insanlardaki bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi COVID'e karşı koruyucu bir faktör olabileceği bilim dünyasında şu anda konuşuluyor. Ve ama kesin değil galiba. Değil ama bu bilim dünyasında çok net konuşuluyor. Şöyle, Türkiye'nin genel olarak hasta sayısının Amerika ya da İtalya gibi fazla olmayışının sebebi, bizde bebeklik döneminde bu BCG aşısının zorunlu olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'de hemen hemen herkes BCG aşısı yapılmış durumda. Kusura bakmayın, buralarda ilaç ve aşıdan bahsederken sizin sözünüzü sık sık kesebilirim. Çünkü son zamanlarda doktorlarımızın, bilim adamlarımızın ağzından çıkan her kelimeye karşı bir duyarlılık içerisindeyiz. Doğru. İşte şimdi bu konuşuluyor dediğiniz zaman kamuoyundaki yansıması tüberküloz COVID'i engellemiş, sayıyı azaltmış olarak algılanabiliniyor. Evet, o yüzden de çünkü çok umuda ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Bunun doğru bilgi vermek adına sizi sık sık kesiyorum. Kusura bakmayınız. Yok, çok haklısınız. Bu zaten daha son bir hafta 10 gündür özellikle konuşulan bir konu. Hatta o yüzden Amerika'da 3-5 tane güzel merkezde bu konuyla ilgili büyük araştırmalar başladı. Ve gönül olarak işte mesela 1000 kişiye BCG aşısı yapılacak, 1000 kişiye yapılmayacak. Sonra bunların bağışıklık sistemlerinin COVID'e karşı nasıl cevap verildiğine bakılacak. Yani böyle bir büyük bir araştırmalar da başladı şu anda. Başladı. Peki, onların sonucunu bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Peki ilaç konusuna gelelim. Şu anda COVID'de uygulanan, geçtiğimiz günlerde haftaydı galiba, siz de Twitter'ınızda yazmıştınız. Bahsettiğiniz ilaç nedir ve COVID tedavisinde birebir cevap veriyor mu? Evet. Şimdi bir kere en başta şunu söyleyelim. Bu ilaçlar şu anda hiçbir eczanede falan bulunmuyor. Dolayısıyla kimsenin ulaşabileceği bir noktada değil. Bakanlık hepsini kendi denetimine almış vaziyette. Ve gerek hasta olan hastalar ayaktan olsun, yatarak olsun bunları uyguluyor. Dolayısıyla bahsedeceğimiz ilaçlara kimsenin ulaşması mümkün değil. Bir. İkincisi de bu ilaçların hiçbiri hastalıktan korunma amacıyla kullanılmıyor. Yani korunmak için kimse bunları tevessül etmesin veya bunlardan bir medet ummaya kalkışmasın anlamında. Onu peşince söyleyelim ki insanlarda yine farklı bir umut oluşmasın diye. Evet. Bunlar sadece hasta olan insanlar için, yani korunmak için değil. Şimdi COVID hastalığı
aslında dört aşamadan oluşan bir hastalık hocam. Yani baktığımızda önce bir virüs, birinci aşamada bünyede virüs var. İkinci aşaması bu virüs hücreye girecek, zarından tutunup hücrenin içerisinde bir kesecik oluşturup hücrenin içine girecek. Üçüncü aşama hücrenin içerisinde kendisini ürettirecek, çoğaltacak, hücrenin organellerini kullanarak kendisini bir girmişse bir milyona çıkartacak kendisini. Çoğaltacak ve sonra da hücreyi parçalayıp etrafa yayılacak. Başka hücrelere. Dördüncü aşaması da vücut bu virüslere karşı, virüsleri öldüreyim diyerek müthiş bir savunma sistemiyle, bağışıklık sistemiyle saldıracak bu virüslere. Fakat işte burada çok garip bir şey oluyor. Biz buna sitokin fırtınası diyoruz. Yani virüsü öldürmek için bağışıklık hücrelerimizden bir bombardıman tarzında iltihap yapıcı maddeler salgılanıyor. Ve bunlar virüsü öldürürken normal doku hücrelerimizi de tahrip ediyorlar bunları. Çok enteresan. Yani aslında hastalığı bu anlamda ikiye ayırıyoruz. Bir virüsün girdiği safha enfeksiyon safhasıdır. Ondan sonra ikinci dönem, ki 5-6. günden sonra da bu ikinci dönem başlar. Bu da bağışıklık sisteminin aşırı bir tepki vererek virüsü öldüreceğim diye organlarımıza saldırması süreci. Enflamatuar safha diyoruz buna. Enflamasyon yani iltihabi safha. Yani baktığınızda aslında bizi virüs öldürmüyor COVID'de. Bizi kendi bağışıklık sistemimiz öldürüyor. Organlarımız yoksa virüs o kadar tahrip etmiyor yani. Ve ben bunu biraz afaki olarak da şöyle söylüyorum anlaşılsın diye. Bir virüsten dolayı olan ölüm hadisesinde %30 virüs sorumluysa %70 bizim bağışıklık sistemimiz sorumlu. Aşırı derece tepki veriyor. Ve virüsü öldüreceğim diye normal akciğer hücrelerini, kalp hücrelerini öldürmeye başlıyor. Peki bu engellenemiyor mu? Şimdi işte tedavide buraya geleceğim. Tedavide demin dediğim gibi bunu dördüncü safha olarak söyleyeceğim. Birinci safhada hücrenin zarından içeri girmeyi engelleyebiliyoruz virüsü. Ona iki tane ilacımız var o konuda. Biri hidroksiklorokin dediğimiz bir ilaç. Bir de kamostat dediğimiz ilaç. Bu onaylandı mı? Sonuç alındı mı bu ilaçlardan? Tabii. Şu anda zaten bakanlık nedeniyle, bakanlığında oluşturduğu bir algoritmayla bu ilaçlar rutin olarak hastalarımıza kullanılıyor şu anda. Net olarak. Yani bütün hastalara bunlar veriliyor. Bu hidroksiklorokin dediğimiz ilaç. İkinci safhada hücre içerisindeki çoğalma safhasını durduran ilaçlarımız var hocam. Onlar da iki tane çok önemli ilaç var bu grupta da. Biri remdesivir dediğimiz bir ilaç. Bir de favipiravir. Bunlar ikisi de antiviral ilaçlardır. Yani virüslerin hücre içerisindeki çoğalmasını önler. Şimdi bu iki ilaçtan favipiravir bize Japonya'dan, Çin'den geldi. Kullanıyoruz. Hidroksiklorokinle beraber dedi söylediğim hücre içerisine giren maddeyi engelleyen maddeyle beraber. Bu favipiravir'i kullanıyor. Gerçekten çok olumlu sonuçlar elde ediyor ve çok güzel tedavi ediyor. Ama bir de burada remdesivir vardı. O da Amerika'da şu anda çok önemli çalışmalar yapıldı. Almanya'da çok faydalı olduğu görüldü. O da şimdi Türkiye'ye gelecek. Bu da çok faydalı olacak bir ilaç. Dolayısıyla bunlarla büyük fayda elde ediyoruz ama işte esas dedim ya demin o vücudun bağışıklık sistemine etkili, onu durdurmamız lazım. Ona yönelik de ilaçlarımız var. Çünkü biz virüsten öldürebiliriz ama bağışıklık sistemi o %70'lik harabiyeti yapan sistemi de durdurmamız lazım. Ona yönelik olarak da oluşturulmuş bir takım antikorlar var. O bombardıman yapan sitokin dediğimiz maddeleri bloke ediyorlar. Bunlardan bir tanesi tosilizumab denilen bir madde, biri de anakinra denilen bir madde. Bunlar da elimizde var. Bunlar da bakanlıklarında çok pahalı ilaçlar ama ücretsiz olarak hastalarımıza uygulanıyor. Ve bu üç aşamada da hastalarımızı bu ilaçları kombine olarak kullanıyor. Ya burada biraz avantajlı durumdayız diyebilir miyiz tedavi sürecinde? Kesinlikle avantajlı durumdayız. Şu anda yani şükürle söylemek lazım ki hakikaten
ölüm oranları son derece düşük, %1 civarında, %2 civarında. Bu ilaçları kombin olarak kullanmakla, ama bir de bir başka elimizde bir şey var ki plazma. O da hücre dışındaki, yani şimdi hücreyi içinde çoğaldı, parçalandı, etrafa binlerce virüs yayıldı ve yeni hücrelere girmek üzereyken plazma verdiğiniz zaman plazmanın içerisindeki antikorlar bu virüsleri daha hücreye girmeden yok ediyorlar. Dolayısıyla o da çok önemli. Bu plazmayı da nereden elde ediyoruz? Daha evvel hastalığı geçirmiş olacak bir insan. Geçirdikten 2-3 hafta sonra kanda antikorlar oluşuyor. O insandan kan alıyoruz. Plazmasını, kanın bulanık renkli bir sıvı kısmı olan plazmasını ayırıp onu hastalara veriyoruz. Ve bunun içerisindeki antikorlar virüsleri öldürüyor ve büyük bir tedavi silahımız şu andaki elimizdeki. Peki, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Aşı. Evet. Çok konuşulan bir konu. Bu noktada aşı bulundu mu diye sorayım ben size. Şimdi aşı tabii ki hastalık olmadan önce sağlıklı insanlara virüs bulaşmasın diye son derece önemli bir olaydır. Dünya genelinde bütün insanları kurtaracak bir şey, ama maalesef aşı için şu anda en iyimser tahminle en az 1,5-2 seneden bahsediliyor. Bütün bu Amerika'daki olsun, bir yandan Japonya'da olsun, çok yoğun Avrupa ülkelerinde çok yoğun çalışmalar var. Fakat henüz daha dediğim gibi 1,5-2 seneden önce bir aşı bulmak zor. Fakat hiç olmazsa elinizde hasta olduktan sonra tedavi edecek şu silahlara, elimizdeki bu imkanlara ilaveten tam bu virüse spesifik bir ilaç bulunabilirse o 1-2 ay içerisinde hemen devreye girebilir. Aşının bu uzun vadede bize getireceği faydadan çok daha önce tedavi açısından kurtuluş sağlayabilir. Peki o spesifik ilaç noktasında ne durumda tıp dünyası? O konuda birkaç tane büyük araştırma var. Hatta bizde de işte Doktor Ercüment Bey'in geçen gün tam bir şeyi vardı. Onlar da çalışıyorlar böyle bir ilaç konusunda. Özellikle virüsün hücreye tutunmasını engelleyelim, tutunamadan başka bir yerde yok edilsin şeklinde çok ilaçlar deneniyor ve laboratuvar şartlarında çok başarılı oldu bu ilaçlar. Şimdi onların insanlar üzerinde denenme safhası var. Onlar da hızlı bir şekilde şu bir ay, bir buçuk ay içerisinde yapılırsa önümüzdeki tahmin ediyorum Mayıs-Haziran ayında biz çok net ilaçlarla tedavisini sağlamış olacağız. İşte bu arada şu mesaj çok önemli oluyor burada. Bizim demek ki önümüzdeki bu bir ay, bir buçuk ay boyunca hastalığa yakalanmamak konusunda daha fazla dikkat edelim. Biraz daha dişimizi sıkalım yani. Peki, buradan hareket edelim. Son soru olarak size yönelteyim. İzleyicilerimize mesajınız nedir? İşte ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii ki insanlar evde kalmaktan çok sıkıldılar. Haftalar geçtikçe müthiş bir panik durumu da başlıyor. Müthiş bir stres başlıyor ve herkes kendisine bir hastalık kondurmaya başlıyor. İşte göğsüm ağrıdı, biraz çarpıntım oldu, işte boğazım gıcıklandı, acaba hasta mı oldu? Bu giderek insanlardaki psikolojik durumu çok olumsuz yönde etkiliyor. Ben o konuda çok rahat olmalarını söylüyorum. Ev içerisinde mutlaka bir spor yapmaları çok faydalı herkesin. Yani en içinde de yürüyüş yapılabilir, değişik spor hareketleri yapılabilir. Yani o sürekli kendi vücudunu dinleyerek bir hastalık kondurma psikolojisine çıkmak lazım. Ama bir yandan böyle kendimizi korurken bir yandan da şu bir buçuk ay daha en azından önlemlere, izolasyon olsun, maske takmak gibi olsun, bu tip önlemlere çok dikkat ederek hastalanmamaya gayret edelim. İnşallah ondan sonra, yani Mayıs sonundan itibaren çok net ilaçlar elimizde olacak ve hastalık bizim için tehlike olmaktan çıkacak. Peki. Çok teşekkür ederiz bize son gelişmeleri aktardığınız için ve biraz daha moralimizi yükseldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman yine sizi ağırlamak isteriz bu son durumları, son gelişmeleri paylaşmak adına. Size de sağlıklı günler diliyoruz. Siz de kendinize dikkat edin. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız bizler için çok
çok çabalar gösteriyorlar. Sizlere de minnettarız bunun için. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, kalp cerrahı operatör doktor Bülent Polat Hoca'yı dinledik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzolasyon kurallarına lütfen uyun. Zaten bugün sokağa çıkma yasağı başlayacak. 2 gün sürecek. Önlemlerinizi almışsınızdır diye düşünüyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.